Bismillah. Hangi sure açtın? Taha suresi. Taha. Öbür tarafı? Meryem suresi hocam. Ha, evet. Efendim. Taha suresi şeytanın Allah'a sınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Burada ha harfi bir şey ifade ediyor. Ta harfi de bir şey ifade ediyor. Bakalım ne? Sonra onu göreceğiz inşallah. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. Yani anlaşılmaz olması, zor durumda kalman, bir türlü meseleleri çözememen gibi bir amaçla indirmedik diyor Allah. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. İçi titreyerek korku duyanlara, yani Allah'tan samimi korkanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik diyor Allah. Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir. Allah tarafından indirmedir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Yani hep her yeri kaplamıştır. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur. Bak göklerde, yerde ve bunun ikisi arasında olan nemli toprağın altında olanların tümü, yani ne varsa atomlar, moleküller, fotonlar, aklınıza gelen her şey tamamı benim diyor Allah. Adam da diyor ki benim diyor. Allah bana ait diyor. Sözü açığa vursan da gizlesen de birdir. Çünkü şüphesiz o gizliyi ve gizliğin de gizlisini bilir. Yani bilinçaltınıza kadar bilirim diyor Allah. Hepsini ben yaratıyorum. Yani gizli kalmaz bir şey diyor. Bazıları vardır yani gizliyorum zanneder. Ama ki bilinçaltını Allah esas alıyor. Bilinçaltı yüzünden belaya uğrayan çok insan vardır. Bela bilinçaltından kaynaklanıyor. Bilinçaltının samimi olmamasından inşallah. Allah ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Tektir Allah diyor Cenab-ı Allah. Ve en güzel isimler O'nundur. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Gelmediği için söylüyor Allah. Musa'nın haberi geldi. Bu gayb bilgisi. Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun, bir ateş gördüm. Bir Müslümanın dikkatinin ne kadar açık olması gerektiğini buradan anlıyoruz. Bak başkaları görmüyor, getir yavrum. Diğer yanında olanlar görmüyor ama o görüyor. Fakat önce tedbir olarak ne yapıyor? Durun diyor. Herhangi olağanüstü bir durum olduğunda hareketlenmen durması gerekir. Bu bir tedbirdir. Yani her türlü faaliyetin durdurulması gerekir. Çok önemli bir konu varsa. Durun. Yani dikkatiniz dağılmasın. Dikkatinizi iyi teksif edin. Mühim bir olay var. Dolayısıyla hareketlenmenin durması o olaya teksifi sayılıyor. Bir ateş gördüm. Umuluk ise ondan bir kor getiririm. Hemen Müslümanların lehine, onların faydasına olacak bir şey. Çünkü ateşe ihtiyacı var Müslüman. Yanlarında ateş olmadığını da anlamış oluyoruz. O devirde ateş olamıyor yani. Çakmak yok, kibrit yok. Ancak bir yere gidersen ateşle rastlayabiliyorsun. Yani ne kadar güç şartlarda seyahat ettiklerini de Allah gösteriyor. Yani yanlarında ateş yok. Bir kor getiririm. Veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Yani bak yollarını da bilemiyorlar daha. Nereye gideceklerini de belli değil. Yolu yani ne kadar güç şartlarda yolculuk ettiklerini anlayın. Yani coğrafi şartlarda çok zor. Ateş varsa orada bir insan olabilir düşüncesiyle hareket ediyor. Bir yol gösterici bulurum. Nitekim ona gidince kendisine seslenildi. Ey Musa, gerçekten ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Müthiş bir olay. Çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. İnşallah oraya da gideceğiz. Tuva i̇nşallah, vadisine. İnşallah. Kutsal vadi Tuva'ya. Ayakkabılarını çıkar. Mescitlere girerken ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Bu ayet o konuya da aynı zamanda işaret eder. Kutsal olan bir yerde ayakkabıyı çıkartmak bir saygı ifadesi. Ama ayakkabıların çıkarmasının tabii başka nedenleri de var. Arazideki elektriklenmeyle de alakası Allah'a alem var. Evet. Yani orada özel bir rahmani elektrik var. İnşallah. Ayağını çıkarttığında o onun vücuduna da geçmiş olacak. İnşallah.
Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahiy olanını dinle. Yani şu andan itibaren vahiy olanı ben seni seçtim diyor Allah. Gerçekten ben Allah'ım diyor Cenab-ı Allah. İki kere tekrar ben Allah'ım diyor. Benden başka ilah yoktur. Hep bak la ilahe illallah. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Bana ibadet et, ibadeti açıklıyor bak Allah ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Aynı bizim kıldığımız gibi namaz kılıyor Hazreti Musa'da. Rükû, kıyam, secde aynı. Abdest aynıdır. Onun için Musevilikte kaybolmamıştır. Fotoğraflarda gördünüz. Evet. Namaz kılma aynısıdır. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Ahir zamandan hemen Allah bahsediyor. Yani ahir zamana dikkat çekiyor. Kıyametin yakın olduğuna dikkat çekiyor. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için onun koşup haberini neredeyse gizleyeceğim. Yani tam gizlemedim gibi bir ifade var burada. Yani alametlerinden belli olacak anlamına geliyor inşallah. Öyleyse ona inanmayıp kendi hevasına uyan, sakın seni ondan alıkoymasın, sonra yıkıma uğrarsın. Ona inanmayıp kendi hevasına uyan, yani deccallik yapan, sakın seni ondan alıkoymasın. Başka insanların, halkın etkisi altında kalma, sonra yıkıma uğrarsın diyor Cenab-ı Allah. Sağ elindeki nedir ey Musa diyor. Anlıyoruz ki Hazreti Musa asasını sağ elinde tutuyor. Yani demek ki sağ elini kullanıyor genellikle. Yani buradan Hazreti Musa'nın ayetlerden hem ruh halini hem kişiliğini her şeyini anlamış oluyoruz. Dedi ki o benim asamdır. Yani uzun yolda ihtiyacı olduğu için hem de korunma amaçlı ona ihtiyaç duyuyor demekti bak. Ona dayanmak da yürürken ona dayanıyor. Demek ki arazi sert ve çetin. Yani düz yol olsa ona ihtiyaç duymaz ama dayanması için sarp vadilerden, dağlardan geçtiğini anlıyoruz. Ona dayanmakta, onunla davarlarım için, o zaman yanında davarları da var. Beraber gidiyorlar. Koyunlarını da yanında götürüyor. Topluca bir hareket var. Onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Demek ki kıraç bir arazi. Yerde ot yok. Yani hayvanların yiyeceği gibi bir ot yok. Yani bir kuraklık dönemi olduğu anlaşılıyor. Ama ağaçlar yerden suyu aldıkları için onlar yağmur yağmasa da, mesela toprak, otlar kurusa da onlar derin olduğu için kökleri kendini besleyebiliyor. Dolayısıyla sulu yapraklar oluyor, yaş yapraklar oluyor. Ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Uzanıyor onlar ağaçlarına. Daha ziyade keçi türü olduğu anlaşılıyor hayvanların. Evet. Yani çünkü keçiler şeyden hoşlanır. Evet. Ağaç yaprağından hoşlanır. Bak, yani hepsini çözmek mümkün oluyor. Onda benim için daha başka yararlar da var. Savunmada kullanır, her şeyde kullanır. Birçok şeyde daha başka yararlar da var diyor. Allah dedi ki, onu at ey Musa. Elinden at diyor. Söyler söylemez, kapıyı kapatabiliriz, hafif açarsınız. Böylece onu attı. Bir de ne görsün? O hemen hızla hareket eden bir yılan olmuş. Dedi ki Cenab-ı Allah onu al diyor hareket eden yılanı. Bak onu al ve korkma. Biliyor Allah onunla korkacağını. Evet. Çünkü Hazreti Musa çok heyecanlı bir insan. Yani korkuya çok açık bir insan. Çok makbuldür. Yani korkuya açık bir insanın cesaret göstermesi çok makbuldür. Bazı insan korkuya kapalıdır. Onun cesaret göstermesi o kadar fazla sevap almaz. Ama korkuya açık olan bir insanın korkuyu yenmesi çok büyük bir olaydır. Çok sevap alır. Onu al ve korkma. Korkacağını bildiği için korkma diyor Allah. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Bana güven diyor Allah. Yani yeniden asa olacak diyor yılanın aldığında. Elini koltuğuna sok. Sağ elini sol koltuğunun altına sokuyor ki mason noktada vardır bu. Mason noktada bir törende kullanılan bir şeydir. Sağ el koltuğunun altına böyle bu şekilde sokulur. Bir hastalık olmadan başka bir mucize olarak bembeyaz bir durumda çıksın. Eli normalde esmer Hazreti Musa'nın. Yani güneş yanı böyle kara yağız bir yiğit.
boylu bostu yani. Çok boyludur Hazreti Musa. Hem enine hem boyuna. Yani. Çok acayip heybetli. Maşallah. Yani mesela 2 metre falan gibi boyu. Yani o bayağı uzun. Çok geniş omuzlu. Gayet büyük kalın kolları var. Pazuları falan çok güçlü. Bir de kara yağız yani güneş yanığı böyle. Elleri de koyu renkli yani simsiyah değil ama esmer. Eline koyuna sokağa çıkarttığında bembeyaz çıkıyor öyle. Maşallah. Ya süt gibi bembeyaz çıkıyor. Maşallah. Öyle ki sana büyük mucizelerimizden birini göstermiş olalım.